İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Özel kuvvetlere saygı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Artsakh'ın Azerbaycan idaresi altında bir geleceği olamaz. Azerbaycan, Martuni ve Şuşi'yi bombaladı. Kurbanlarla ilgili veriler netleştiriliyor. Artsakh Ombudsmanı, sivil mağdurlarla ilgili verileri infografikler şeklinde sundu. Batı Ermenistan'daki Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Dresden Senfoni Orkestrası Artsakh'ı destekliyor. Biz onları tanımıyoruz. El sıkışma, minnettarlık sözleri söyleme fırsatımız olmuyor. Geç konuşmam için binlerce kez özür dilerim. Çünkü böyle bir günde Ermeni askeri istihbaratçılarına minnettarlık sözlerinde bulunmamak affedilemez bir şey. Ordunun güvenliğinin, taktiklerinin, askeri başarısının altında yatan bir meslek bu. Onları tanımıyoruz, onlarla el sıkışma ve şahsen şükran sözleri söyleme imkanımız yok. Onlar ne kendileri ne de başarıyla gerçekleştirdikleri işten söz ediyorlar. Bizden de övgü, minnettarlık sözleri beklemiyorlar. Fakat gelin yılın bugününde en aşağılık ve hain düşmana karşı yenilmez olduğunuzu söylemek için bir fırsat olarak kullanalım. En beklenmedik tehlike bile yeteneğinize karşı yok olsun. Gözünüz keskin, bileğiniz güçlü, adımlarınız sessiz olsun. En zor ve zor gerçekleşen görev gizli varlığınızla başarıyla taçlansın ve her görevden sonra şanlı, galip ve muzaffer olarak evlerinize dönesiniz. İstihbaratın Ermeni Kartalları. Bella Lalayan'ın sayfasından. Bu arada Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir eklemede bulunarak şöyle dedi. Sizlerle gurur duyuyoruz. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu'nun personeli 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın Artsakh'ın sivil nüfusuna karşı işlediği suçların sonuçlarına ilişkin verileri infografikler şeklinde sundu. Armen Press'in haberine göre 4 Kasım'a kadar Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarını hedef alması sonucunda 8'i kadın 38'i erkek toplam 46 sivil öldürüldü. 21'i hafif olmak üzere toplam 144 kişi yaralandı. Daha ayrıntılı veriler infografiklerde bulunmaktadır. Artsakh, Azerbaycan'ın idaresi altında Ermenisiz Artsakh anlamına geliyor. Artsakh'ın Azerbaycan'da bir geleceği yok. Armen Press'in aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Ulusal Meclis Dış İlişkiler ve Mali Kredi Bütçe İşleri Daimi Komitelerinin ortak oturumunda bu konuda güvence verdi. Bakan, bugünün gerçekleri, bugünün durumu bir tek özelliği daha da vurguluyor. Azerbaycan'ın bir parçası olduğunda Artsakh'ın geleceği olmadı ve olmayacak. Benzer durum, Ermenilerden mahrum bir Artsakh demektir. Bu olmayacak, bu çok daha belirgin bir hedef dedi. Mnatsaganyan, sadece Ermenistan'ın dış politikasının değil, ulusal kaynağının da her bakımdan buna yönlendirildiğini vurguladı. Hangi ülkede olursa olsun hiçbir Ermeninin Artsakh'ta bugün kimliğimizin koruyucusu olan 150 bin yurttaşımızın tehlikede bulunduğunu kabul edeceğini düşünmüyorum diyerek birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Acil Servisinden verilen bilgiye göre Azerbaycan Martuni şehrinde ağır toplar kullanırken Şuşi'yi çeşitli silahlarla bombaladı. Devlet Acil Durumlar Servisi tarafından şöyle denildi. Gece yarısından sonra Artsakh'ın sivil yerleşim yerlerinde nispeten sakin durum devam etti. Şafakta düşman, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam etti. Özellikle Martuni şehrinde ağır toplar kullanıldı. Şuşi çeşitli silahlarla bombalandı. Kurbanlara ve can kayıplarına ilişkin veriler netleştiriliyor. Batı Ermenistan'ın Van ilinde son günlerde havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Kent merkezinde yağan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Bahçesaray Karayolu'ndaki 3000 rakımlı Garabet geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ekipler yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Dresden Senfoni Orkestrası sessiz kalmama çağrısında bulunarak Artsakh'ı destekledi.
Ermeni Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın Facebook sayfası bunu duyurdu ve duyurunun çevirisini sundu. Açıklamada 27 Eylül'de Azerbaycan'ın Türkiye'nin askeri ve siyasi himayesi altında Artsakh Cumhuriyeti'ne savaş açtığı ve sadece askerlerden değil sivillerden de yüzlerce can kaybına yol açtığı belirtiliyor. Sanat ve kültür insanlık tarafından insan bağının ve medeniyetin gelişiminin en yapıcı gücü olarak algılanıyor. Sanat, yaratıcı ve insani formumuzda eşit olduğumuzu kanıtlayarak fiziksel ve zihinsel sınırları aşar ve hepimizi bağlar. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde sanatçılar artık ailelerini ve komşularını korumak için asker olmalılar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mıgırdıç Mıgırdıçyan tarafından seslendirilen İzen Hayer adlı eseri sunuyoruz. Hayır debi hayastan Timumen sen tutyam ikre parsani Ukta surpar yuno pergel hayreni Pergel 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 hayreni. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.